Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için tekrardan tarot kartlarımı hazırladım. Siz sevgili Başak Burçları için de aşk, sağlık, kariyer, aile hayatı, finansal durum, aklımdaki kişi, bebek gibi konularda açılımlarda bulunacağım. Neler çıkacak? Bu tamamen sizin enerjinizle alakalı bir şey. Eğer ki şu anda bu videoyla karşılaştıysanız, yüzlerce videonun içerisinde bununla karşılaştıysanız, belki de bu ay içerisinde herhangi bir konuyla ilgili kafanızdaki bir soruyla ilgili bir cevap alabilirsiniz gibi düşünüyorum. Ayrıca bu tarzda yüzlerce videom var kanalımda. İkili kahve falları, tarotlar. Onlardan bir tanesinde herhangi bir şey için niyet edip tamamen sizin enerjinizle seçeceğiniz bir videoyu izleyebilirsiniz. Kanalıma hala abone olmayanlar varsa abone olursanız sevinirim. Ve gerçekten videolarımı beğeniyorsanız ve beğenirseniz, beğene basarak beni desteklerseniz sevinirim. Şimdi ben sevgili Başak Burçları'nın titiz, detaycı, Başak Burçları'nın tarot kartlarını karıştırıyorum. İlk önce aşkla ilgili açılımda bulunacağım. Bakalım aşk hayatınızla ilgili neler çıkacak? Aşk hayatı tabii ki de çok önemlidir Başak Burçları'nın ama gerçekten çok daha mantıksal hareket eden insanlarsınız. Gerçekten sevdiğiniz kişiye de çok çok katkılar sağlayan ender burçlardansınız. Herkes sizin kadar verici olamıyor ilişkilerde maalesef. Bakın aşk hayatıyla ilgili bir huzur, bir mutluluk var. Belki de artık verdiğiniz emeğin karşısına almayı, bir çocuk haberi de alabilirsiniz. Maddi olarak böyle bir güçlenme olabilir aile hayatınızda. İlişkinizde böyle güzel bir gelişme olabilir. Yalnız küçük bir sorun yaşayacaksınız. Bir partnerinizle bir dönem böyle uzaklaşmış kalbiniz hissettiyseniz eğer bu ay bunu toparlayacaksınız. Ama öyle olmadıysa hani böyle ruhsal olarak kendinizi biraz daha böyle uzaklaşmış hissedebilirsiniz partnerinizle. Ama evet arka arkaya da olumsuz iki şey de çıktı. Şöyle demek ki küçük bir sorun atlatabilirsiniz. Geçmişten gelen bir sorun varsa, bir ayrılık şu anda yaşıyorsanız bu sorun biraz daha devam edip böyle arkadan güzel bir gelişme hemen olacak. Yani hani güzel, olumlu, olumsuz böyle arka arkaya sıralandı çünkü. İlişkinizde hem çok güzel haberler gelecek. Aslında birliktelik var, bu kişiyle ayrılık olmayacak. Ayrılığınız varsa barışacaksınız ama küçücük bir uzaklaşma yaşayabilirsiniz. Küçük bir olayı büyütebilirsiniz, sorun yaratabilirsiniz. Aranıza bir olumsuz bir sorun ya da kişi girebilir ama çok çabuk toplayacaksınız. Zaten Başak Burçları çok detaycı, titiz ve doğru hamleler yapabilen insanlar olduğu için büyük sorunları çok çabuk atlatabilirsiniz siz planlı hareket ettiğiniz için. Biraz temkinli olun. Eğer varsa sorunlarınız onları toplamaya odaklı yaşamaya çalışın. O sorun gündeme gelecekmiş gibi tekrardan bu ay ve toparlanacakmış gibi inşallah bir an önce çözersiniz. Şimdi sağlıkla ilgili kartlarımızda bakalım neler çıkacak. Sevgili Başak Burçları'nın sağlık hayatıyla ilgili. Hemen kartlarını karıştırdım. Şöyle. Sağlıkla ilgili kartlarımızı. Sağlık onlar için çok önemlidir. Gerçekten sağlık konusunda tedirgin, endişeli olabilirsiniz. Çok temiz, titizlikten kaynaklanan şey de olabilir. Şimdi sağlıkla ilgili bu ay böyle biraz kendinizi ihmal edebilirsiniz. İhmal etmemeye çalışın. Biraz böyle psikolojik olarak salabilirsiniz. Böyle bedensel olarak yapmanız gerekenleri böyle bir dönem yapmayabilirsiniz. Ama sonradan hemen kalkıp tekrar bir mücadeleye gireceksiniz. Belki ayın başında biraz böyle umursamazlık tedaviniz varsa biraz ya hiçbir şey yapmak istemiyorum, kilo vermek gerekiyorsa biraz vermeyeyim gibi gibi başlayabilirsiniz. Ama hemen çabuk toparlayacaksınız. Tekrar bir mücadele sürecine gireceksiniz. Hatta bir tedavi süreci varsa aileden birinin. Hep birlikte ona destek olacaksınız. Sizle ilgili bir durum varsa aileden destek alabilirsiniz. Bir aile içerisinde ya da arkadaşlar içerisinde bir dayanışma. Bu bazen psikolojik destek de olabilir. Diyeti bırakırken birinin size psikolojik destek vermesi de olabilir. Ya da sizin aileden birine vermeniz gibi olabilir. Sonra hemen çok böyle hızlı sonuçlar alacaksınız. Yani o salma hemen toparlanacak birliktelikle birlikte. Ve sonra güzel haberler gelecek sağlıkla ilgili. Yapmak istediğiniz neyse zayıflamak, spor yapmak ya da işte tedavinin sonuç vermesi gibi güzel bir kutlama çıktı. Belki bir bebek, tüp bebek yapılıyor. Onunla ilgili bir cevap gelecek ama güzel bir kutlama da çıktı kartlarda. İnşallah güzel gelişmeler olsun sağlığınızla ilgili. Şimdi kartlarımızı finansal ve maddi konularla ilgili karıştırıyorum. Bakalım finansal ve maddi konularda neler çıkacak. Başak Burçları çok çok temkinli, parasının değerini bilen, çok iyi yatırım yapabilen, çünkü çok detaycı düşündüğünüz için. Ama geleceğini ilk önce yani geleceğindeki parayı kenara koymadan harcama yapmayan burç derler.
Bakın yine gelecekle ilgili bir yatırım yapabilirsiniz, bir birikim yapabilirsiniz. Zaten dediğim gibi ilk önce yarınını düşünüp hareket eden burçlardan biri. Yeni bir ev alabilirsiniz, yeni bir araba, gelecekle ilgili yeni bir artık birikim yapayım dediğiniz ve artık onun için böyle kumbaranıza, bankanıza para atmaya başladığınız bir ay olacak. Ve finansal ve maddi konularda iş kurmak da olabilir bu. Yani yeni bir başlangıç olabilecek ve gelecekle ilgili bir şey bu. Ve beklediğiniz bir haber var. Bir yerden işte kredi, bir yerden bir ev almak, yatırım yapmak gibi gibi bir haber. O haber ise gelecek. Yalnız temkinli olmanız gereken bir kart uyarısı da var. Eğer ki bu gerekli yerde, doğru yerde bu yatırımı yapamazsanız, bu başlangıcı, bu birikimi, bu geleceğinizle ilgili adım atamazsanız sonradan canınız sıkılabilir. O yüzden fırsatınızı iyi değerlendirmeniz gerektiğiyle ilgili de bir uyarı kartı çıktı. Umuyorum da dikkatli olursunuz ki dediğim gibi ben Başak Burcu'nun finansal ve maddi konularda en doğru kararlar alabileceğini düşünüyorum. Çok detaycı düşündüğünüz için. Ama bazen detaylarda boğulurken ana resmi de görmekte tek dezavantajınız, görememek daha doğrusu dezavantajınız olabiliyor. Dikkatli olun. Şimdi kartlarımızı aile hayatıyla ilgili karıştırıyorum. Şimdi yengeç burçları için çok şey derler, aileye en düşkün burç. Okey ama en çok emek veren ailesi için burç Başak Burcu'dur kesinlikle. Hani düşünmek okey ama emek vermek derseniz Başak Burcu diyebilirim. Şimdi aileden biriyle ilgili çok güzel bir gelişme yaşanacak ve bir konuda birisi çok emek verecek. Çok çalışıp bir terfi alabilir. Çok emek verdiği bir ilişkide güzel bir gelişme yaşayabilir ama siz de olabilirsiniz. Bu verdiğiniz emeklerin karşılığını alabilirsiniz ama bir konuda da ne yapacağınıza karar veremediğiniz bir konu yaşanacak. Aileden çocuklarınızla ilgili bir konu olabilir, eşinizle ilgili bir konu olabilir. Bir konuda böyle kararsız ve ne yapacağımı bilemiyorum dediğiniz bir durum yaşanacak sanki. Biraz düşündüğünüz bir ay. Bazen hani her şeyin çıkmazında hani böyle her şeyin ne olabileceğini kestiremiyoruz bazen. Belki de düşünmek, yoğunlaşmak gerekecek. Düşünerek geçirdiğiniz bir ay olacak. Hani çocuğumla ilgili bu konuda ne yapabilirim? İşte ailemdeki şu sorunu çözmek için ya da daha mutlu bir aile için, daha bereketli, daha çok kazanan bir aile olabilmemiz için ne yapabiliriz diye düşünerek geçirdiğiniz bir ay olacak bu ay. İnşallah istediğiniz her şey gerçek olur. Güzel, en doğru kararları verebilirsiniz. Şimdi bebek isteyenlerle ilgili kartlarımızı karıştırmak istiyorum. Şimdi eğer ki bebek isteyen bir Başak Burcuysanız kartlarımızı seçiyorum. Ama ben bebek istemiyorum derseniz de o zaman da şöyle etrafınızda varsa bebek isteyen, çocuk isteyen biri ona niyet ederek tutabilirsiniz. Çok güzel bir sürpriz bir haber çıktı bu kişiyle ilgili. Bebek isteyen bir kadın ama bu kadının bir tedaviye başlaması, bir artık böyle bir daha doğrusu niyet etmek de olabilir. Bir bebek hiç düşünmediği bir anda bebek yapmaya niyet eden veya hani gerçekten bir bebeğim olsun diyen ya da sürpriz bebek haberlerinin olduğu bir durum söz konusu. Hani gerçekten tedavi de olmaya başlayabilir bir anda. Hani olmuyor artık ben bir yola başlayayım ya da işte ben çocuk düşünmüyordum ama ben bir çocuk istiyorum. Hani böyle bir anda aniden fikri değişen ve gerçekten güzel haber alan biri çıktı. İnşallah en doğru zamanda sağlıklı evlatlar nasip olsun. Sürpriz bir bebek haberi de gelebilir. Şimdi kartlarımızı iş ve kariyerle ilgili karıştırmak istiyorum. İş ve kariyer konusunda bakın gerçekten farkındalığınız olsun. Başak burçları olarak iş ve kariyerde en başarılı olacak burçlardan birisiniz. Çok detaycı ve planlı çalışabildiğiniz için iş hayatının istediği tek şeydir bu. Çok başarılı olabilirsiniz. Sadece uzmanlık gerektiren bütün işlerde başarılı olabilirsiniz. Kalkın ve harekete geçin. Bir konuda bir öngörünüz var. Bir iş, bu iş olur olmaz, bu yatırım tutar ya da tutmaz dediğiniz bir konu var. Bir süredir bu konuyla ilgili bir mücadele vermişsiniz sanki. Bu mücadeleyi kazanacaksınız. O gittiğiniz iş görüşmesini de iş görüşmesine o işi alabilirsiniz, yatırım yapabilirsiniz, terfi alabilirsiniz, o zam alabilirsiniz gibi gibi. Böyle bir kutlama yaşayacaksınız. Ama bir konu sizi çok tatmin etmeyebilir. Yani hani bu işi alacağım ama çok istediğim gibi değil. Bu işi aldım, para kazanıyorum ama beni motive etmiyor. Yani bir konu sanki küçük bir konusu eksik kalabilir ama yine de büyük bir kutlama olacak. Sonuçta emeklerinizin karşısını aldınız ve öngörülerinizin karşılandığı bir ay olacak. İş ve kariyer konusunda bir kutlamanız çıktı. Kimisi için iş, kimisi için terfi, kimisi için maaş artışı belki ama bir konuda noksanlık hissedebilirsiniz. Bir konuda böyle çok da sizi tatmin etmeyen bir konusu da olabilir bu işin.
Şimdi kartlarımızı aklımdaki kişiyle ilgili karıştırmak istiyorum. Şimdi aklınızdan bir kişiyi tutun. Ben bunu iki kişi şeklinde yorumlayacağım. Hem partnerinizmiş gibi, sevdiğiniz bir insan, ilişkiniz, eşiniz gibi. Bir de çocuğunuz, kardeşiniz, arkadaşınızla niyette tutabilirsiniz. O zaman da ayrı şekilde yorumlayacağım. Bu kartları iki şekilde. Şimdi bu kişi eğer partnerinizse, partnerinizle olan ilişkinizde karşı taraf sizin için bir şey yapacak. Bir hediye, bir sürpriz, bir şey şaşırtabilir sizi. Çünkü Başak Burçları genelde hep emek veren taraftır. Bu sefer karşı taraf sizin için bir şey yapacak. Kendinizi daha güçlü, daha mutlu hissedeceksiniz bu ay. Böyle hani belki de şeydir, çok emek verdiniz, artık karşı taraf anlamaya başladı, artık o da adım atmaya başladı gibi. Bir ilişkide bir yere kadar getirdiniz, siz artık oradan sonrasını o götürecek gibi. Böyle biraz ilişkisel anlamda güçlenecek. Bu kişi maddi olarak da şöyle olabilir. Bugüne kadar hep siz maddi destekte bulundunuz. Artık o bulunmaya başlayabilir. Hani bu maddi ya da manevi olabilir. Çocuklara destek çıkmak, aileye destek çıkmak, size yardımcı olmak konusunda olabilir. Hep sizin yaptığınız şeyi artık o yapmaya başlayacak ve sizi güçlendirecek bu durum. İnşallah öyle olur. Şimdi bu kişi kardeşiniz, arkadaşınız veya bir çocuğunuzsa o şekilde yorumlarsak, bu kişi hayatında bir konuda çok emek verdiği bir konuda artık karşılık görmeye başlayacak. İlişkisinde ya da iş hayatında ya da sağlığıyla ilgili bir sorunu varsa, tedavi görüyorsa çok güzel bir sonuç alacak. Güçlenecek. Yani artık hayatında bir çıkış noktası yakalayacak. Yani böyle bugüne kadar verdiği emeklerin hop hepsini birden karşılığını görecek. Karşı taraftan para olarak, iş olarak olabilir, sağlık olarak olabilir ama bu emek verip didindiği konularda böyle karşısına çok güzel gelişmeler gelecek ve böyle herkes tarafından takdir görülebilir iş hayatında. Herkes tarafından imrenilen bir ilişkin içerisinde olabilir. Herkes tarafından ya çok iyi gözüküyorsun dediği bir sağlık durumu söz konusu olabilir ama güzel bir gelişmesi olacak. İnşallah öyle olsun. Aklımızdaki kişiyle ilgili kartlarımızda da bunlar çıktı. Diliyorum istediğin her şeyin gerçekleştiği bir ay olsun. Gönlünüzden geçen her şey gerçek olsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.